Hazırlanan haftanın trendleri programıyla karşınızdayız. Ülke gündeminin ve başarılı siyasetçilerin açıklamalarının yer aldığı bültenimiz başlıyor. Şimdi Yozgat'a gidiyoruz sevgili izleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar gündemi değerlendirdi. Başkan Abdullah Yaşar geçmiş dönem ve günümüzde siyaset arasında büyük farklar olduğunu söyledi. Başkan Yaşar 1989 yılında belediye başkanı seçildiğini ve o dönemlerde siyaset anlayışının olduğunu, bir üslubun olduğunu ve insanların yüzlerinin şimdiye oranla güldüğünü söyledi. Ben 1989 yılında belediye başkanı seçildim. Yine muhalefetten seçilmiştim. O zaman Anavatan Partisi dönemiydi. Ama inanın bu kadar siyasette ötekileştirme yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, geçmiş dönem ve günümüzdeki siyaset arasında büyük farklar olduğunu söyledi. Devletin kurum ve kuralları bir şekilde işliyordu. Evet, bir muhalefet partisi olarak belki iktidar kadar devletten faydalanamıyorduk ama en azından belirli ölçüde devletten kesinlikle faydalanıyorduk. Artık siyasette ciddi oranda ötekileştirme olduğunun altını çizen Başkan Yaşar, o günkü siyasette siyasi parti liderleri, genel başkanlar, biz yerel siyasetçiler, insanların yüzü gülüyordu, siyasette bir üslup vardı dedi. Dahası siyasette çok güzel bir dil vardı. O günkü siyasette siyasi parti liderleri, genel başkanlar, biz yerel siyasetçiler, insanların yüzü gülüyordu. Bir araya geliyordu. Birbirlerini demokrasilerin olmazsa olmazı muhalefettir. Tabii ki olacak, eleştiriler olacak ama siyasette bir seviye vardı. Siyasette bir üslup vardı. Devlette bir ciddiyet vardı. Geldiğimiz noktada maalesef hiçbir insanın, Türkiye'de hiçbir insanın yüzü gülmediği gibi Yozgat'ta da hiçbir insanımızın maalesef yüzü gülmüyor. Gelinen noktada sadece siyaset yapanın değil, yurttaşların dahi ayrılır noktaya getirildiğini belirten Yaşar şöyle konuştu. Kimse yarına umutla bakamıyor. Herkes, gençler ülkemizden umudunu kesmiş, kendisini yurt dışına bir an önce atma peşinde. Böyle olunca bu ülkede huzur olması, ülkenin kalkınması da mümkün olmuyor. Şimdi tabii geçmişte yine biz muhalefetten seçilmiştim ama gittiğimiz zaman, Ankara'ya gittiğimiz zaman projeler karşılığında devletten, hükümetten yardım amaçlı gittiğimiz zaman belki 3 proje götürürsek, İktidar partisinin 3 projesi kabul edilirse bizim de bir projemiz en azından kabul ediliyor. Veya muhatap buluyorduk. Sevgili izleyenler, ülke gündemine dair önemli açıklamalarıyla dikkat çeken İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Bakan Vedat Bilgin'e kamuda sendikal ve siyasi ayrımcılığı bitirildi. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz alarak kamuda yaşanan siyasi ve sendikal ayrımcılıkla ilgili konuştu. Sayın Bakanım, biliyorsunuz İLO'da biz Türkiye olarak sürekli olarak kara listeye alınıyoruz. Neden kara listeye alınıyoruz? Çok ayıp bir şey ya. Milletvekili Yokuş, Türkiye'nin Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından sürekli kara listeye alındığını belirtti. Yani çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler ama aplikasyon komisyonuna alınıyoruz. Niye alınıyoruz? Baktığımız zaman iki sebepten. En önemli sebep çalışma hayatındaki sıkıntılar ayrı ama en önemli sebep siyasi ayrımcılık, sendikal ayrımcılık. Bakan Bilgin'in göreve geldiği dönem merdiven altı sendika dediğini hatırlatan Yokuş şöyle konuştu. Ve Sayın Bakanımız bir yanlış yaptı. Gelir gelmez Ağustos ayında bir yanlış yaptı. Dedi ki, efendim dedi, %1'in altında üyesi olan sendikalar merdiven altı sendika. Hayda! Ya Sayın Bakan, bu sendikaların denetimi sizde, istatistikleri siz yayınlıyorsunuz. Yahu nasıl merdiven altı dersiniz kurulmuş sendikalara? Ama bunu dediniz, yetmedi toplu sözleşmede
Bu sendikalara üye 200 bin memurun Ocak ayından itibaren 400 lira sendika ikramiyesi alamaz dediniz. Yani onlara dediniz ki sendikalarından istifa ediniz. Aksi halde bu hakkı size vermiyoruz. Ya bir çalışma bakanı bir hakkı geri alır mı ya? Yani bu dünyada görülmüş bir şey midir? Kendi kurumunun denetlediği sendikalara, istatistik yayınlar sendikalara merdiven altı sendika diyebilir mi ya? Olmaz. Bunlar düzeltilmesi lazım. Sevgili izleyenler, başarılı sağ çalışmaları ve yeni üye kayıtlarıyla dikkatleri üzerine çeken Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Yalın Halıcı, Uluborlu ziyaretinde esnaf ve vatandaşın sıkıntılarını dinledi. Başkan Halıcı, Ulubor'da insanlar kaynamayan tencereden şikayetçi. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Yalın Halıcı, il yöneticileri gençlik ve kadın kollarıyla birlikte Uluborlu ilçesinde danışma toplantısına katıldı. Düzenlenen toplantının ardından Başkan Halıcı ve beraberindeki heyet esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Şu fiyat ama yok dedi. İşte, şimdi fiyat var. Fiyat geçen var, hafta ben fırınlara geldim Isparta'ya. 268 lira dediler. Pazartesi günü gitti. 320 lira diyor. Akşam 350 lira dediler. Burada 367 lira. Isparta'dan bir yerden getirdiğiniz 300 liraydı. Oradan getirdiğiniz 300 lira çıkarmış. Şimdi kötü tarafı ufaklıkta da bunu vermeyi bıraktılar. Bunu verdiler. Aynen. Market fiyat stabil olmadığı için. Evet, o da öyle. Zaten aradığımızda da bugün şu fiyat ama yarın bu olmayacak dedi. Ekmek bu ya. Şimdi biz de gramını düşürsek yufkada küçük olduğu insanlar oyuncak gibi boşanıyor. Şimdi kapıda konuşalım dedi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Cumhuriyet Halk Partili Halıcı şunları söyledi. Uluborlu ilçemizde önce danışma toplantımıza katıldık. Oldukça verimli geçti partimiz adına. Ekonomi başta olmak üzere ülkemizi doğrudan ilgilendiren meseleleri masaya yatırdı. Yol haritamıza ilişkin fikir alışverişlerinde bulunduk. Daha sonra ise soluğu sokakta halkımızın arasında aldık. Pazar yerinde esnafı ziyaret ettik. Her ziyaretimiz bir öncekinden daha kötü ne yazık ki. Bunun nedeni de çürümüş iktidar ve kötü ekonomi yönetimi tabii ki de. Vatandaşın artık mecali kalmadı. Herkes mutfakta tencerenin kaynamadığından, alım gücünün azaldığından şikayetçi. Biz de CHP olarak iktidarımızda işleri yoluna sokacağımızı, adım adım planlarımızı hayata geçirerek ülkemizi eski özlenen günlere ve daha da iyi yerlere taşıyacağımızı anlattık. Bunun için de var gücümüzle çalıştığımızı ifade ederek bu azmimizin, çalışma hırsımızın hiç bitmeyeceğinin sözünü de halkımıza verdik dedi. CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'ne geçinemiyoruz diyen öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. CHP'li Bülbül, Cebeci'de gençlerin anayasa haklarının gasp edildiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde geçinemiyoruz diyen öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde geçinememe krizine dair forum oluşturarak üniversitelilerin oturma eylemine başlamasının ardından polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Yaşanan olayın gençlerin anayasal haklarının gasp edilmesi olduğunu belirten CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül yaşananlara tepki gösterdi. Evet, Kazan'dayız. Şu anda burada 51 tane genç arkadaşımız İstanbul'dan gelen araçlarına el konarak gözaltına alındılar. İfade işlemleri devam ediyor. Haksız, hukuksuz bir şekilde ters kelepçeyle gözaltına alan arkadaşlarımızın yanındayız. Milletvekilimiz Süleyman Bülbül'le birlikte. Genç arkadaşlarımız daha Ulus'ta eylem yapmayı planladıkları, açıklama yapmayı planladıkları alana ulaşamadan araçlarına el konuldu. Hiçbir gerekçe gösterilmeden araçlarına el konularak buraya gözaltına alındılar. Gençleri özgürlüğü, ifade özgürlüğü olmayan, adalet olmayan, hukuk olmayan bu ülkede gençlere özgürlük de yok. Ama geliyor, gelmekte olan biz genç arkadaşlarımızın yanındayız. Toplantı ve gösteri yürüyüş hakkını kullanan gençlere
engellendi. İfade özgürlüğünde bulunmak isteyen gençler engellendi. Ülkemizde hukuk devleti yok. Demokrasi ve özgürlükler ayaklar altında. Anayasal hak ve özgürlüklerini kullanmak isteyen gençlerin Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İl Başkanı İzzet Akbulut, il merkezinde yerleşim yerleri içerisinden geçen tren yolunun ve istasyonun organize sanayinin alt tarafına taşınması konusunda çalışma başlatılması gerektiğini söyledi. Bodrum Menderes Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olaydı. Demir yolu geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadın yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan acı olay sonrasında kentte tren istasyonunun değiştirilmesi konusunda tartışmalar yeniden başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, daha önce de konuyla ilgili istasyon ve tren yolu hattının yerleşim yerlerinden geçmemesi gerektiğini ve OSB alt tarafına taşınması gerektiği konusunda ısrarcı olduklarını ifade etti. Evet, saygıdeğer hemşerilerimiz, öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Burdur İl Yönetimi olarak ne yazık ki 2 gün önce elin bir tren kazasında 33 yaşında genç bir kardeşimizi kaybettiğimiz tam alandayız, bu noktadayız. Bu tren raylarının tam mahallenin ortasından geçmesini doğru bulmuyoruz. Tren istasyonumuzun taşınması yönünde görüş bildiriyoruz. Tren istasyonunun organ sanayinin alt bölümünde olmasının Burdur için, vatandaşlarımız için daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. 2019 yerel seçimlerinden hemen önce AKP partisi de, iktidar partisi de bu anlamda fikir belirtmişlerdi. Onlar da tren istasyonunun organ sanayi bölgesinin alt tarafına yapılması konusunda vatandaşlarımıza bir söz vermişti. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak aynı görüşteyiz, aynı sözü veriyoruz ve bu konuda işbirliği yapmak istiyoruz. Ve Burdur kamuoyunun da bu anlamda artık tamamen fikrini bu anlama taşımak istiyoruz. Başkan Akbulut, iktidar yetkililerinden, iktidar milletvekillerinden bu konuyla alakalı ödeneği ilgili bakanlıklardan çıkarılmasını talep ediyoruz dedi. Yetkililer alt geçit iki noktadan ayrı şekilde alt geçit yapmak üzere bir karar bildiğini oluşturduklarını kamuoyuyla paylaştılar. Biz bunun ısrarla doğru olmadığını düşünüyoruz. Biz ısrarla tren istasyonunun organ sanayinin alt tarafına taşınarak Menderes Mahallesi, Hızır İlyas Mahallesi ve Bağlar Mahallesi'nin şehirle arasından geçen tren raylarının oradan kalkmasını ve tren istasyonunun organ sanayi altına götürülmesini talep ediyoruz. İktidar yetkililerinden, iktidar milletvekillerinden bu konuyla alakalı ödeneğin ilgili bakanlıklarla mutlaka çıkartılmasını talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum, saygılarımla. Sevgili izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Niğde İl Başkanı Erkan Adem, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yastık altı çağrısını yinelemesine ve sabırla güven beklemesine tepki gösterdi. CHP'li Adem, Erdoğan'a yastık altı açıklaması ile ilgili tepki göstererek, "Önce sen millete güven de sandığa gel. Milletin kirli oyunlarınıza ve rezilliklerinize sabrı kalmadı." Hedeflediğimiz refah düzeyine ulaşabilelim. AK Partili sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan vatandaşlara yastık altı çağrısında bulunarak sabır ve güven istedi. Erdoğan'ın çağrısına CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem'den yanıt geldi. Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle de dövizi bulunan bireylere ve kurumlara da bir çağrı yapmak istiyorum. Herkesi yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelleri üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. CHP'li Adem, ülkenin ekonomisini batıran, itibarını yerle bir eden AKP'nin genel başkanı mahvettiği yetmezmiş gibi bir de halkın yastık altına göz dikiyor. Dün küfretmeleriyle bugün kol kola yürüyüp para dilenen, dün kol kola yürüdüklerine bugün küfreden şahıs iktidarı, bu da yetmezmiş gibi bir de milletten sabır ve güven bekliyor. Bu milletin sizin kirli oyunlarınıza, rezilliklerinize sabrı kalmadı. İnsanlar geçim derdi yaşıyor. Ekmek kuyruklarında, yağ kotalarında sizin iş bilmezliğinizin ceremesini çekiyor. Eğer siz bu millete biraz olsun güveniyorsanız buyurun sandığa gidelim. Herkes güvenini tazelesin dedi. CHP Sakarya
Başkanı Ecevit Kılıç ilçe ve köy ziyaretlerini sürdürüyor. Pamukova ilçesinde halkın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Ecevit Kılıç, Pamukova'da tarımsal sanayi kurulması gerektiğini söyledi. Pamukova'da ilçe başkanı Fikret Uysal'la birlikte köyleri gezen Cumhuriyet Halk Partililer vatandaşları dinledi. Köy kahvelerinde de vatandaşlara hitap eden Ecevit Keleş, Pamukova'da tarımsal fabrika yapılması biz gelince ilk işimiz olacak dedi. Ne yapmamız lazım? Fabrika oluşturmamız lazım. Yani bu bölgede ayvanın yan ürünlerini işletecek fabrika kurmamız lazım. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi, valilik ve ilçe belediyeleri öncü haline gelmesi lazım. Birlik ve beraberlikten de söz eden Ecevit Keleş, köylünün tekrar ayağa kalkması için çalışacaklarını söyledi. Biz demeliyiz ki iş adamına, gel kardeşim sana bedava arazi veriyorum. Sizin araziniz bu. Sizin, yani Büyükşehir öncesi sizlerin arazisi. Bunu veriyorum, ruhsatını da almıyorum. Sizden efendim iskan parası da almıyorum. Hatta sizden vergi de almıyorum. Gelin buraya fabrika koyun. Siz burada ayva var, burada üzüm var. Gelin bunları işletin. Benim ayvam o zaman 6-7 liraya gitsin bugünkü rakamla. Efendim benim üzümüm 6-7 liraya gitsin. Süspansiydim bir manada. Bunları kimler yapacak? Bunları bizler yapacağız. Pamukova'ya da gelmekten gurur duyuyorum diye sözlerine devam eden İl Başkanı Ecevit Keleş şöyle konuştu. Bu ülkenin tekrar efendisi olması için Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk'ün partisinin il başkanı olarak, ilçe başkanlığı olarak, yöneticiler olarak burada bulunurken ben onur ve gurur duyuyorum. Niye? Çünkü bu vatanı sizlerle beraber biz kazandık. Çiğ süt fiyatlarına yapılan zammın yürürlüğe girmesiyle 1 litre süt fiyatı 10 TL'yi buldu. Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Gümüşhane İl Başkanı Ali Ateş, aylardır dile getirdikleri artan girdi maliyetleri karşısında üretici desteklenmediği için süt fiyatlarındaki artışın devam edeceğini söyledi. Başkan Ateş, üretici desteklenmeli, aksi halde sütü ithal edeceğiz dedi. Çiğ süt fiyatlarına yapılan zammın yürürlüğe girmesiyle 1 litre süt fiyatı 10 TL'yi buldu. Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Gümüşhane İl Başkanı Ali Ateş, aylardır dile getirdikleri artan girdi maliyetleri karşısında üretici desteklenmediği için süt fiyatlarındaki artışın devam edeceğini söyledi. Çiğ süt fiyatlarına yapılan artışın tereyağından peynire kadar tüm süt ürünlerinde %20-50 arasında artacağına dikkat çeken İYİ Parti Gümüşhane İl Başkanı Ali Ateş, üretici artan yem fiyatları ve maliyetler karşısında zor günlerden geçiyor. Üretici üretimden el çekiyor. Süt veren ineklerini dahi kesime gönderiyor. Ama ülkeyi yönetenler bunu görmezden geliyor. Üreticiyi desteklemediği sürece süt fiyatlarında fahiş artışlar devam edecek. Ama bu artış üreticiye yansımıyor dedi. Başkan Ateş, üreticilere yem desteği konusunda ciddi katkı sunulmazsa süt üretiminin düşeceğini ve sütün litre fiyatının 15 TL'yi bulacağını belirterek, süt ve süt ürünlerinde yalnızca çiğ süt fiyatları artmadı. Ambalajdan elektriğe, doğalgaza, nakliyesinden dağıtım maliyetlerine kadar her kaleme zam geldi. Bu da doğrudan tüketiciye yansıdı. Yoğurdun kilogram fiyatı 15 TL'yi geçti. Peynir fiyatlarına yetişmek mümkün değil. Ülkedeki bu kötü gidişin mimarları boş denetim yapmayı bırakarak üreticiye ciddi desteklemeler vermeli. Aksi halde zamanda olduğu gibi sütü de ithal etmek zorunda kalacağız ifadelerini kullandı. Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, eşeğe binerek pandemi sürecinde zorunlu kılınan aşı ve PCR testini protesto etti. Eşek ile Genel İdare Kurulu seçimlerine giden Genel Başkan Bedri Yalçın, uçağa ve otobüse binemiyoruz. O zaman eşeklere bineceğiz dedi. Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, eşeğe binerek pandemi sürecinde zorunlu kılınan aşı ve PCR testini protesto etti. Evet. Canım da gitmedi. Şimdi koronavirüs salgınında hükümetlerin Dünya Sağlık Örgütü talimatıyla uyguladıkları politikalara itiraz eden Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın ağızları açık bırakan bir protesto gerçekleştirdi. Evet.
Başkan Yalçın düzenleyecekleri kongre öncesi parti binasına eşeğe binerek geldi. Mazot da istemiyor, vergi de istemiyor, hiçbir şey istemiyor. Şuradan sola girebilirsin abi. Kongre öncesi dikkat çeken bir eyleme imza atan Yalçın, kongreye eşekle gelmesine ilişkin bir salgın olduğu söyleniyor. Ama bu salgının ne durumda olduğu, aşıların tam olarak işe yarayıp yaramadığı, salgının ne zaman bitip bitmeyeceğine dair hiçbir öngörü ve ciddi bir bilimsel araştırma ya da açıklama yok. Pandemi aktörü Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalara bakın, hükümetlere bakın. İşlerine nasıl geliyorsa pandemiyi öyle kullanıyorlar. Uçağa binemiyoruz, otobüse binemiyoruz. HES kodu soruyorlar, PCR testi soruyorlar. Biz de hal böyle olunca eşeğe biniyoruz. Vatandaşı 21. yüzyılda bu duruma getirdiler şeklinde konuştu. Uçağa biniyoruz, HES istiyorlar, PCR istiyorlar, aşı istiyorlar. Biz de bundan sonra eşek ve deveyle yol alma kararı aldık. Bundan sonra eşekle, deveyle artık hangi hayvanımız varsa onunla yol alacağız. Maalesef bugünkü yaşadığımız olay bu. Arkadaşlara da öneriyoruz, bundan sonra eşekler bizden. Bunlar bizi aldatıyorlar ve kandırıyorlar. Bunların yolu yol. Tuzu kuru, işi iyi, hiçbir sorunları yok, işsizlik meselesi yok. Ne varsa halkta var, ne varsa işte yoksulda var, ne varsa kimsesizde var. Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, zincir marketlerdeki fiyat artışlarına ilişkin konuştu. CHP'li Binzet, market fiyatlarını yorumlayarak AKP milleti iki dilim peynire muhtaç etti dedi. TL dolar karşısında hızla değer kaybedince gıda fiyatları da yükselmeye başladı. Hemen hemen tüm gıda ürünleriyle beraber süt fiyatlarının zamlanmasıyla süt ürünleri de zamlardan kendine düşen payı aldı ve marketlerde resmen dilim kaşar dönemi başladı. Son olarak bir zincir markette dilim kaşar satılmaya başlandı. Raflarda kaydedilen görüntülerde 2 dilim kaşar peynirin 2 lira 20 kuruşa satıldığı görüldü. Hızlıca yayılan görüntüyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet'ten açıklama geldi. Başkan Binzet, AKP'nin genel başkanı meydanlarda kimi zaman milli, kimi zaman dini duyguları istismar ederek partimize olmadık hakaret ve iftiralarda bulunuyordu. Sürekli tüp ve yağ kuyruklarından bahseden AKP'nin başındaki şahıs, şimdi mahvetti ülkenin ekonomisini, para biriminin değerini, itibarını izlesin de biraz olsun varsa utanması utansın. Geldiğimiz noktada 21. yüzyılda bu gözler ekmek kuyruklarına, marketlerde ürünlere kısıtlama getirilmesine ve son olarak da 2 dilim kaşar peynirinin satışına şahit oldu. 2 dilim kaşar dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP'nin Giresun Görele İlçe Binası'nın açılışına ve İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Açılışa Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, Görele İlçe Başkanı Salih Zeki Bayram, CHP İl İlçe Örgütü siyasi parti temsilcileriyle ilçe halkı katıldı. Yoğun katılımın olduğu açılışta konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, "Yeni binamız tüm Türkiye'ye hayırlı olsun, seçim yakın, bizler de çok çalışıyoruz. Herkese partimizin politikasını anlatıyoruz. Şu anda burada olanlara, gelmek isteyip de gelemeyenlere teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin gece gündüz sahada olduğuna dikkat çeken Başkan Akıllı, iktidar seçimden kaçıyor olsa da halkımız sandığın kurulmasını bekliyor. CHP olarak tüm örgütlerimiz seçime hazır. Gece gündüz sahada halkımızın sorun, sıkıntı ve taleplerini dinliyoruz. Çözüm önerilerimizde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan milletvekillerimize iletiyoruz. Halkımızın refah seviyesinin artması ve herkese eşit bir yönetim anlayışıyla iktidara hazırız şeklinde konuştu. İlçe binasının açılışının ardından il başkanlarıyla düzenlenen danışma kurulu toplantısına geçildi. Başkan Akıllı, CHP örgütlerinin genel başkan dışında bir cumhurbaşkanı adayı arayışında olmaması gerektiğini vurguladı. Başarılı bir danışma toplantısı gerçekleştiren Giresun İl Başkanımız Fikri Bilge ve il örgütünü kutluyoruz. Giresun'da da görüldü ki geliyor, gelmekte olan, bunu da birlikte başaracağız. Sevgili izleyenler, İYİ Parti
Parti Malatya Kadın Politikaları Başkanı Arzu İmik Kayış, İşkur İl Müdürü Vahap Toman'ın gençlerin iş konusunda seçici davrandığına yönelik sert ettiği sözlere tepki gösterdi. Arzu İmik Kayış, yapılan atamalarda liyakat olmadığını ve gençlerin iş beğenmemekle suçlandığını söyledi. İYİ Parti Malatya Kadın Politikaları Başkanı Arzu İmik Kayış, İşkur İl Müdürü Vahap Toman'ın gençlerimiz iş konusunda seçici davranıyor, gençler yoğun emek isteyen işler yerine masa başı işleri talep ediyor sözlerine tepki gösterdi. Gençlerin ülke gerçeklerini dile getirmesine basit söylemlerle karşı çıkmaya çalışanların her geçen gün artına dikkat çeken Başkan Arzu İmik Kayış, gençler iş yok, ülkede ekonomi kötü yönetiliyor dediğinde birileri hemen telefonunu çıkar diyor. İşkur Malatya İl Müdürü de olaya farklı bir bakış açısı getirerek gençler iş beğenmiyor demiş. Üniversite mezunu gençler vasıfsız gibi asgari ücretle çalıştırılmak isteniyor. Öğretmen olup atanamayan gençleri sanayiye mi gönderelim? Ülkeyi yönetenler öncelikle gençlerin gerçeklerine duyarlı, liyakat sahibi bürokratlar atamalılar. 3-5 yerden maaş alan sahte diplomalıların maaşlarını kesmeliler. Sonra da tüm atamalarda ve iş alımlarda liyakat sahibi kişileri tercih etmediler. Bunları yaptıktan sonra gençlerin telefonuna bakabilir ya da iş beğenmiyorlar diyebilirler dedi. Sevgili izleyenler, Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Ali Abdülvali Buğra Osman, Ankara'da düzenlenen yerel yönetimler gençlik festivalinde standları ziyaret ederek gençlerle sohbet etti. Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Ali Abdülvali Buğra Osman, Ankara'da düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde standları ziyaret ederek gençlerle sohbet etti. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen festivale gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Ali Abdülvali Buğra Osman, belediyelerin açtığı standlarda bulunan gençlerle sohbet etti. Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Ali Abdülvali Buğra Osman, 150 belediyemizin açtığı standları tek tek ziyaret ederek hem güzel şehrimizin güzelliklerini dinledik, hem de geleceğimizin teminatı gençlerimiz için yaptıkları projeleri inceledik. Burada gençlerimizle sohbet ederek, Doğu Türkistan'da yaşananlar hakkında bilgi vererek duyarsız kalmamalarını istedik. Doğu Türkistan her zaman ana Türkiye'nin yanında, Türkiye'de her zaman ata vatan Doğu Türkistan'ın yanında dedi. Sevgili izleyenler, Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarından olan Trend Medya tarafından hazırlanan haftanın trendleri programımızın sonuna geldik. Ülke gündeminde yer alan önemli konuları ve şehir gündemlerini değerlendirdik. Konuşulmayanların konuşulduğu Özgür ve Cesur Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan programda emeği geçen arkadaşlarımıza ve yönetim kurulu başkanımız Fatih Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Bir sonraki haber bültenimizde görüşmek ümidiyle, esen kalın.